Ebru hocam, bugün ben ciddi mi olayım, alay mı edeyim karar veremedim. Anlatıla anlatıla gerçek sanılıyor. Kimse yazana da bakmıyor artık. Yazan da farklılaşmaya başladı. Ama yazanlar da hiç önemli değil. O yüzden şu anda resmi neredeyse bakanlık düzeyinde artık birinin ağzından duyunca bu işe müdahale etmek Hocam gerektiğini. inanılmaz merak uyandırdınız. Konu ne? Evet. Konu, bir ülkenin, hadi diyelim Amerika, 1950'lerde birilerine para verip, böyle olması lazım, yani zeytinyağlı yiyemem ama basmada fistem giyemem ama bildiğimiz bir şey var. Bir dinleyelim önce, izin verin. Yazanı belli, İhsan Kaplayan, bestesi de Muzaffer Sarı Sözen. İkisi de vefat etmişler. Çıkıp da kendilerini savunamazlar. Bu bir. Şimdi bu mesele şu. Birisi türkü çığırttırıyor birine. Bütün amacı da ülkeyi, yani margarin pompalatmak. Çünkü ama bizi zehirleyecekler ya. Hani bir kere galiba önce bunu anlatmamız lazım. Margarin tehlikeli bir şey mi zeytinyağına karşı? Amerika böyle bir şey yapmış. İki, Amerika'nın böyle bir şey yaptığını kim söylemiş ve nasıl kanıtlıyorlar? Şimdi kuyu etkisi gibi, fal gibi, böyle çok uzun bir soru olacak ama kusura bakma. 1966'da Veteriner bir emperyalizm gıda diye bir kitap yazmış güya. Oradan yola çıkıyorlar. Üçüncüsü, bir şarkıyla bu kadar kolay mı? Bir ülkenin makus tarihini yazmaksa buradaki cahilden niye etkilenmedik mesela? Diyor ki senin gibi cahille konuşamam. Bu türkü gerçek olsaydı zaten buna kimse inanmazdı. Hocam cevabı da çok güzel Öyle olacak. mi? Yok aslında çok net ve benim en sevdiğim hurafedir. Hatta belki hurafe avcısı yolculuğuna çıkmamın temel nedenlerinden biri de budur. Çünkü çok enteresan, dediğiniz gibi hem gıdası açısından bakmak lazım. Hem kitle iletişim araçlarını böyle kullandık da insanları böyle kitlesel bir hipnoz, bir büyüleme mümkün müdür? Sosyolojik açıdan bakmak lazım. Gerçekten de enteresan bir hurafe. Hangi sırayla başlayayım dersiniz? İlk sorudan başlayayım. Margarin bir Türkiye'de hanelerin %92'sine, her 100 hanenin 92'sine giren bitkisel yağların karışımı olan bir ürün. Bitkisel yağların karışımı olduğu için kolesterol içermiyor. Doymuş yağ oranı bitkisel sıvı yağlarına yakın bir şey. Herkesin de severek tükettiği, bütün dünyada da severek tüketilen. Hatta gelişmiş Avrupa ülkelerine giderseniz, mesela İsviçre'de, Hollanda'da ortaya bir zeytinyağı gelir ya, bazen tereyağı gelir bizde de yemek öncesinde. Margarin de gelir onlarda. Çok beğenilen ve sevilen bir lezzettir. Yani elbette hiçbir gıda gibi margarin de tehlikeli olabilecek, korkutulacak bir gıda elbette değil. Ve insanları da beslenmesinde çok büyük de avantaj sağlayan bir yağ çeşidi. Birincisi bu. Şimdi komplo teorisi ne? Ya hocam zaten deniyor ki şeyde, bu komplo teorisinde işte dediğiniz gibi Marshall destekleri biliyorsunuz. Bununla beraber Amerika'nın elinde margarin var, bir de mısır özü yağı var. Ne yapalım? Biz Türkiye'yi de işte zeytinlikleri kestirelim. Bir de halkı zeytinyağını düşman edelim ki hani bunlar tüketilsin, hepsini verelim gibi bir mantık. Şimdi zaten bunu yani bir türküyle yapmak mümkün değil. Kaldı ki bu türkünün yakılması 1954. Bursa kökenli bir türkü. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş dediğiniz gibi. Ama Marshall yardımları bundan 6 sene önce başlıyor. 3 sene önce de bitmiş. Hani her şey bitti, onlar bitti. 3 sene sonra, 6 sene sonra Amerika'ya demezler mi? Neredeydin de bu türküyü yeni mi yaktırdın? Peki nasıl bunlar bir etkileşim içinde? Nereden nereye bağlandı? İyi de yazarı ölmüş. Derleyen vefat etti. Kendine nasıl savunacak? Bir, Amerika ben yaptırdım demiyor. Biz böyledir diyoruz dediğin. Bir de Marshall yardımı sadece Amerika'ya yapılan bir şey değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya da yapmış, diğer ülkelere de yapmış. 16 ülke içerisinde Yani Türkiye'de bir tanesi. ve Türkiye'ye yapılan yardım da bunlardan daha farklı bir pozisyonu var. Yardımı olumlamak anlamında ya da Tabii, o başka bir amaçları konu. başka bir şey diye söylemiyoruz ama bir türküyle bunun nasıl yapmış ve zeytin yani nasıl karalamış, öyle değil mi? Ki "Miyin amanını yandım zühtü" diye bir türkümüz var mesela. "Samanlıktan kaldıramadım sabanı da zühtü" diye. "Ben sana yandım süstü samanlıkta bastı." Şimdi bunu niye yapmış olabilir? Acaba samanlığı mı kötülüyorlar mı diyeceğiz ya? Ne diyeceğiz yani? He? Hocam ya zaten bir türküyle kitlesel bir hipnoz yaratmak mümkünse hani sizin üniversiteyi falan kapatalım, ne gerek var yani böyle iletişimi vesaire konuşmayı, araştırmayı. Çok enteresan, kaldı ki yani o yıllarda zaten
radyo var bir tek. Yani onlar da tek tük. Bir anda o türküyü yaktılar ve her yere yayıldı. Kaldı ki zeytinyağını da kötülemiyorlar o türküde aslına bakarsanız. Margarini de iyilemiyorlar. Margarin güzellemesi de yapmıyorlar. Hiçbir ilgisi yok. Yani ortada böyle bir sav var. Hadi gelin kanıtlara bakalım dediğimizde bir tane bile kanıt yok. Neresinden tutsanız aslında dağılıyor konu. Mesele şu. Amerika diyelim ki bunu yapmaya çalıştı. Şimdi şöyle demelerini beklerdim. Subliminal mesaj verdi. Arkadan yeme zeytinyağı. Bunu yapardı. Yeme. Yeme diye bir teknik yapardı mesela. İkinci Dünya Savaşı'nda kullandı. Bunu deseydi hani biraz daha inandırıcı olabilirdi. Şimdi peki bunlara cevap veremiyorlar. Ama atılan bu saçma komplo teorisine inanıyor. Peki beyin niye komploya inanır bu kadar, mesele orada. Bazen inanmıyor bence. Sadece ve sadece dikkat çekici olduğu için bir şekilde onu internette yayıyor, tıklanıyor, zeytinyağı Amerikalılar diye. Ama sonuçta koca bir ülke bunun doğru olduğuna inanıyor kardeşim ya. O işte işin en enteresan yanı gerçekten. Yani girişte bahsettiniz ya, içine bulunduğumuz dönem post-truth. Herkes kendine göre bir hakikat seçiyor artık. Onu benimsiyor. Zaten kendi yankı odalarında birbirlerine benzer mesajlar da geliyor. Onu kendileri tekrar yaymayı seviyorlar. Ve komple teorileri her zaman için gerçeklerden fazla satar. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bir de içerisinde bir profesör var. Diyorum kişiler hiç önemli değil burada. Ama gelip bir de buna inanıp oradan ekranlardan konuşup bunun üzerinden kendi vizitesini arttırmak ve de muayenehanesinin adresini vermeye çalışıyor. Bu iş bu kadar böyle olmamalı ya. Hocam yeni dönem politik kitaplardan birinde bile geçiyor bu. İnanmıyorum, onu da mı yazmışlar? Peki daha ders kitaplarına girerse yandık. Ben bugünkü bakanın açıklamalarından sonra, ki yanında galiba Milli Eğitim Bakanı da vardı çünkü gençlere yönelik çok da iyi bir şey başlatıyorlar. Tarımla ilgili. Ama yani böyle bir bilgiye inanmak demek artık ne yapalım ne edelim de o üçüncü mesele var ya, senin gibi cahile ben efendim diyemem ama. Ben demek istemiyorum. Yani niye buraya inanmamışlar? Ne olur bana söylesene. Yani ben senin gibi cahile yani ben efendim diyemem ama diyor şarkının 3. bölümü. Bu şimdi biliyorsunuz şarkılar, türküler hepsi kişisel yorumlamayla farklı yerlere çekilebilir. Nereye çekerseniz çekin aslında burada zeytinyağını kötüleyen bir şey yok. Bir yerden şöyle bakabilirsiniz. O dönemler zaten sadece tereyağı ve zeytinyağı var Türkiye'de. Zeytinyağının da yeni yeni oluştuğu zamanlar tat ve kalitesi de bugün de kıyaslanabilecek düzeyde değil. Belki kadın kendi yöresinde tereyağına alışık ve zeytinyağlı yiyemiyorum, bana bunu getirme diyor. Belki de sen bana zeytinyağı bile getiremiyorsun. Basma fistan o dönemin en güzel kıyafeti, bunu da yiyemiyorum ben, getirmiyorsun. Bir de cahilsin, ben sana nasıl efendi diyeyim diyor. Belki de zeytinyağını övüyor. İşin tuhaf yanı türkünün etkisi sekip Amerika'yı vuruyor. Çünkü asıl o dönemde 1950'ler margarinin altın çağıdır. Özellikle Amerika'da. Herkes yüksek statü bir yağ olarak düşünür. Çok fazla alır ve hani hala da tüketilen bir şey. Artı Türkiye'de hiçbir zaman zeytinyağı negatif algılanmamıştır. Şu anda sokaktan çevirin 100 kişiyi. Acaba bir kişi bile zeytinyağını sevmem, kötüdür, düşmanız biz der mi? Demez. Nereden tutacağız bunu? Çünkü o ağacını altını hatırlıyor musun derken ya da bir şarkı var. Türk sanat müziğinde Allah diye bağıran Safiye Ayla'nın şarkıları var. Şarkıların, sözlerin hepsi onu yazanın ruhunu ifade ediyor olabilir de dinleyen tarafından aynı şekilde algılanmıyor. Bir yanı şekilde açımlanıyor. Şimdi bunu anlamakta zorlanıyoruz. Yani bir şarkıyla bu oluyorsa o zaman bir şarkı yapsın siyasi parti, herkes ona oy versin mesela. Hocam bir de bir şarkıyla bütün böyle kitleyi, bütün Türkiye'yi tutumdan başka tutuma çekebiliyorlarsa bu çekmek istedikleri tutum margarin tüketimi ve zeytinyağı tüketimi arasındaki fark mıdır? Tamam. Hani diyelim ki Amerika hakikaten bunu yapmak istedi. Kendi çıkarı için bir şey yapacak. Türkiye'de bir değişim yaratacak. Yaratmak istediği sadece yağ tüketimindeki fark mı olurdu acaba? Bir de bir şey söylüyorlar mesela. Zeytinyağı da karalamışlar. Zeytinyağı kanserojendir diye de şey çıkarmışlar o dönemde. Öyle de bir iddia var. O söylediği argümanları desteklemek zorunda başka kanıtlarla. Bunları da gösteriyorlar. Peki ne yapacağız onu söyleyeyim. Bu öyküyü nasıl yok etmemiz gerekiyor? Dava mı açalım mesela ilk yazana? Ne olur? Daha çok anlatalım. Niye açmıyorsunuz yani? Gıda mühendisleri bunun mesela yanlış olduğuyla yönelik bir dava açsınlar ya. Nasıl yapacağız bunu? Bir şey olması lazım. Yanlış öğretiliyor çünkü. İletişim açısından da bakıp sizlerle beraber üniversite üzerinden bir şey yapmak lazım herhalde. Bir de şu anda Google'larsanız bu konuyu karşınıza çıkan bilgilerin %95'i bu hurafe üzerine. Aksini gösteren bir şey bile karşınıza çıkmıyor. Sürekli karşınıza gelene de inanma biraz daha kolay oluyor tabii. Keşke varisleri olsa da o varisleri dava açsalar mesela. Çünkü bu durumda hem yazarı hem derleyen toplumu yanlış bilgi veren bir kampanyanın içerisindeler. Ben varisleriyle konuşacağım artık, ne olur. İlk yazan kişiye bu davayı açsınlar ve bütün internetten bu bilgi de silinmek zorunda kalsın. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz hocam, inanılmaz gerçekten. Öyle mi diyorsun? Yoksa doğru mu ya? Falan diye düşünürmüşüz biz burada. Ne diyorsun Feriyaz? Kim niye yaymıştır böyle? Niye yapmış bunu?
Bir, çok dikkat çekici bir konu. İki, ulusalcı olabilirsin, politik söylemin olabilir ve kitap yazıyorsun. Yazan kişi kitap yazıp yurt dışından bizim zehirlendiğimizi iddia eden bir görüşe sahip. Şimdi bu görüşün kanıtlarının karşılığı yok. Şekeri, ya dünyada gıda algısı değişiyor. Yeni araştırma, oku o zaman. Bu kadar kolaysa ben de yazayım hocam bir tane. Ama elinde eğer çok tıklanan bir köşe varsa, köşe sen de bunu inanılmaz derecede bir Türkiye aşığı gibi yazıyorsa bir takım müritlerinde oluyor. Şimdi ne yapabilirsin? Bir abuk sabuk adamlar var Amerika'da diyelim ki. Birlikte intihar ediyorlar. Öyle değil mi? Tabii yani, hocam bir de yani en etkili iletişim yöntemlerinden biri bu konularda biliyorsunuz. Doğruların arasında sıkıştırılan bu tarz komplo teorileri veya yanlışlar. Dediğiniz gibi bu tarz işte politik veya bir milli damarlara, duygulara hitap eden bir şey yazarken yazdıklarının büyük bir kısmı doğruyken arasına bunu da sıkıştırdığında hem korkuyla beraber ilgi çekiyor hem de bu da zaten doğru kabulüyle beraber de oraya iyice yerleşiyor. Oluyor. Şimdi sosyal medya yasası çıktı ya, orada mesela yalan bilgiyi yayamazsınız diyor. Margarin üreticilerin yayana dava açması lazım. Çünkü karalıyor. Çok doğru. Bir de konu sadece margarin de değil. Hadi margarinle ilgili bunu yaptım. Mısır özü nerede? Mısır özü de ortada yok. Mısır özü yağını ve margarini yapmak için bu adım atıldı deniyor. Öyle bir şey de yok tabii ki. Mısır özü de kayboldu. Yani büyünün bir kısmı tuttu, diğeri tutmadı mı? Nasıl oldu onu da anlamak mümkün değil. Hayır zaten o söyleyene kadar insanlar zeytinyağlı yemama şarkı türküsünü de unutmuşlardı. Bence konu burada türkülerimiz niye unutuluyor ona bakmak. Türkü nasıl... Onu söyleyecektim. Aslında biliyorsunuz bizim halkımızda böyle çok pratik zeka, genç insanlarda konularla farkçıdan almak gibi şeyler de var. Bu söylemler üzerine bir ünlü web sitesinde de karşı kampanya başlattı genç arkadaşlarımız. Ve bunu tiye aldılar. Mesela işte bazı türkü örnekleri verdiniz. Bir tanesi de domates, biber, patlıcan denilerek manavlara düşman ettiler. Kinoacı yaptılar halkımızı gibi bir yaklaşım var mesela. Doğru doğru. Ben de birkaç tanesini okudum. Söyleyeyim sana. Çok hoşuma gitti aslında. Diyor ki ayrıca kız halaya oğlan dayıya çeker denilerek genetik biliminin önüne ket vurulmuştur. En favorilerimden biri bu. Bir tanesi bu. Bir tanesi de diyor ki yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar denilerek halkın manzaralı arazilerden soğuması sağlandı ki daha TOKİ ve müteahhitler bu arsaları ucuza kapatıp bol kar etsinler. Araziler kapatıldıktan sonra saklı seçilmişler. Kartallar yüksek uçar ile bu evlere talebi arttırmıştır. Valla bu en komiklerinden bir tanesiydi. Hele bu da iyi. Konyalı'dan başkasına... Bastırmam denilerek Konyalı olmayanların zürriyeti tehlikeye alındı. Yani gerçekten bu kadar alay edilecek kadar var ama bunun resmi kanallardan ve ağızdan da söylenmesi artık yeter dedirtti. Buna yasayla da olmaz bu iş. Çıkıp doğruyu söyleyip suratına vurma. Bunu bilemiyorum buraya çağırıp nerede kanıtın diyecek bir program yapmam lazım herhalde diye düşünüyorum ya. Yapalım hocam, şey çağıralım. Olabilir. Hep beraber oturalım, konuşalım bu. O zaman netleşelim. Bence bir, zaten çok net. Yani zeytinyağının yeri ayrı, margarinin yeri ayrı diyeyim. Tabii ki. İkisi de ayrı. Bir kere zaten bunlar birbirinin muadili ürünler değil değildir dediğiniz gibi. Evet. Zeytinyağı yemekte bir sorun var mı? İsteyen zeytinyağı yesin. Bize ne? Tamam. Margarin yemekte bir sorun var mı? İkisini de yesin tabii ki. Her yağın farklı özellikleri. Ama ölçülü yesinler. Doğrudur. Peki Amerika bize bu oyunu etmiş olabilir mi sence? Olamaz. Bir olasılık var mı? Kitlesel bir büyü yaratmak türküyle. Yok anladım. Türküyü bunun için yazmış olabilirler mi? Olamazlar. Ya işte adam çıkıp da yani yazarı bunu ben bu yüzden Allah aşkına demedi ve dava açmadığı sürede bu böyle kalacak ki. Bein yani dini liderlere, siyasi liderlere, ölmüş liderlere yönelik de bein böyle öykü dolaşıyor internette. Hiç kimsenin kendini savunması mümkün değil. O yüzden çok dikkat çok etmek gerçekten. Galiba bizim ilkokuldan başlayarak doğru ve yanlış bilgiyi ayırt etme dersini ki buna medya okuryazarlığı diyoruz ama bence artık başka bir okuryazarlık dersi vermemiz gerekiyor. Ve çok netim bu konuda. Bilimsel olarak bakmıyor öğrenmemiz gerekiyor. Kimse bunların arkasındaki kanıt var diye şöyle birazcık araştırsalar aslında bunun gerçekten akıl almaz bir yaklaşım olduğunu herkes kabullenir. Yani mantıksal olarak baktığında hiç kimse buna gerçekten böyleymiş diyebileceği bir tutulacak dal bulamaz. Dolayısıyla şimdi, bilimsel bakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben de şöyle bir öykü yazsam. Bu kişi mesela işte komünisttir. Amerika'ya karşı düşmanlık duyguları oluşturmak için Rusya'dan para alıyordur. Ya da Çin Komünist Partisi üyesidir. Ya bunu yazar mıyım mesela? Yazsan kimse itiraz etmez. Yazsanız tutar galiba. Ya, yazsan vay iki de yanına arkadaş sıkıştırsam. Ya, bu bunun gibi bir şey yani. Birisi öykü yazıyor. Ondan sonra vay bu yazan da gördünüz mü? Rus Komünist Partisi'nin bilmem üçüncü dereceden hücre adamı çıktı. Ne okunur ama. Tabii, dur, seçimler de önemli. Yani zeytinlikler
İşte hassas konumuzdur. Zeytinyağıyla ilişkimiz hassastır çünkü herkesin sevdiği bir yağdır. Evet. Ona karşı böyle bir karşıt hareket varmış gibi bir şey oluşturmak da zaten daha fazla tepki çekiyor. Ama hiçbir zaman da hiç kimse zeytinyağının düşmanı olmamıştır bu arada. Doğru. Başka türküleri bekliyorum şimdi ben. Başka ben türküler manda de... için yapacağım hocam. Hangisi? Manda evet. Yuva yapmış evet. Söğüt. Evet. Manda mandalar yuva yapmış söğüt dalına. Lütfen bu ne olabilir? Söğütleri kestirmek için mandalar da yuva yapmasın diye. Tabii manda üretimi çok azaldı hocam. Söğüt ağaçları azal şey olmasın diye, zarar görmesin diye mandaları çok azalttılar. Şu an Türkiye'de çok fazla manda yok. O evet, yüzden et ithal etmek zorunda kalıyoruz. Evet. Çarşambayı sel aldı niye çıkartmışlardır biliyor musunuz siz? Yani çarşambayı sel aldı, bir yer sevdim el aldı. Bütün şehirlerin sel olmasını isteyen bir alt mesaj var. Yok olsun istiyor Karadeniz mesela. Neyse peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.